Sürpriz bir misafirimiz var arkadaşlar. Hani koşup bakacağım. Ayşe, koş oraya, evet koş. Şu an. Bugün Ayşe çok heyecanlı çünkü bir tane misafirimiz var, sürpriz bir misafirimiz. Ayşe hazırlık yapıyor, bakalım ne yapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı bir şekilde masayı silmem lazım. Çünkü buradaki masamız birazcık kili kalmış. Ayıp olur, şey olursa görürler. Mutfak masası mı? He? Mutfak masasını sileceksin değil mi? He, evet, mutfak masasını sileceğim. Peki bu masanın sandalyenin üzerinde bir şeyler kalmış, bunları koyayım mı? Nereye koyacağım? Tezgahın üstüne, kettle. Ne kadar? Kettle mı? Onu koysan çok iyi olur aşkım ya. Biraz da arkadaşlar bugün dışarı çıktık. Evet. Her şeyi son ana bıraktık biliyor musunuz? Zaten benim alışkanlığım her şeyi son ana bırakmaktı. Ama kendim gibi biriyle evlenince iyice şey oldu. Gerçi Recep bana göre daha iyi. Belli konularda en azından bunu yapmıyor. Tamam şimdi. Hemen masayı silelim de hazırlıklara devam edeceğiz sonra. Peki başka ne yapacaksın? Vallahi buzlukta poğaça sarma falan vardı. Canı çeken olursa bekleriz her zaman. Onları pişireceğim çünkü böyle çalışan kadınlar için buzlukta hazır şeylerin olması çok önemli. Önceden sarmıştık. Onları halledeceğim. Şu anda sarmanın altına koymak için Ayşe benden soğan doğramamı istedi. Doğrama onları. Halka halka dedi annem de. İşte onun gibi bir şey yani. Annesi halka halka olduğunu söyledi. Eğer halka halka olmazsa arkadaşlar benim halim harap. Arkadaşlar böyle şeylere inanmıyorsunuz ve itibar etmiyorsunuz diye düşünüyorum. Şu anda Ayşe misafir gelecek diye çok heyecanlı. Misafir geleceği için çok heyecanlıyım ve biraz da yetişir umarım diye düşünerek peki strese girdim. Yetişebileceğini düşünüyor musun? Yetişebileceğimi düşünüyorum. Bu arada sen onları soğanı hallederken ben hemen çaycıyı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an beni görmüyorsunuz ama çaycı almaya gittim. Yani arkadaşlar daha önce çaycımız salonda konsolda duruyor. Recep soğanı doğrarken hiç kaybedecek vaktimiz olmadığı için böyle bir şey yaptım. Bu şekilde İnşallah yaptım. Bir yandan o da orada konuşmuyordur. Doğrudur. Evet, arkadaşlar geldim. Şimdi çaycımızı hemen ayarlıyoruz. Tamam bu soğan işte tamam. Heh tamam mı? Tamam o soğanı hemen bana ver. Tamam bu mu? Hı hı. Çok teşekkür ediyorum rica sana. Ederim. Hemen bunu tencereye koyduk. Tencerenin dibine yerleştirelim. Aa tam halka halka gerçekten yapmışsın ha ben. Böyle yapamazdım şahsen. Çayı şuraya koydum. Çöpe atıyorum. Tamam. O zaman çayı sonra demleyelim. Hı. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunu lobanın altına koydum. Neyi o? Soğan tabağını. Şimdi sarmaları koyacağım. Dolaptan çıkartıp hemen koyuyorum. Yağını falan koydun mu? Onu ayrı bir kapta yapıp üstüne dökecekmişim. Hı. Şimdi iki poşet pişireceğim. Pişmişken çok pişirmek için arkadaşlar. Hatta diğer poşeti de bulayım da. Nerede o? Evet arkadaşlar. Sarmanın ilk poşetini döktüm. Yalnız ilk poşetle bu tencere doldu. Acaba yanlış bir tencere mi seçtim ya? Dolduysa bence başka tencerede onu yap. Ya da bunu yap onu sonra pişiririz. Aynen onu sonra pişireyim. Onu da yarın pişiririm. Öbürünü geri koyuyorum. O yarına kaldı. Evet arkadaşlar yarına kaldı o. Evet arkadaşlar şimdi bir kaba zeytinyağına ekşisi, limon ve biraz tuz koydum. Bunu da üstüne koyacağım. Neyin? Sarmanın üstüne koydum. Şimdi biraz da su koyacağım. Suyu bardakla ayarlayayım. Bayağı bir bulaşık çıktı. Suyunu da katayım. Su birikmiş yine şeyde. Lobumuzda. Birazcık eski bina olunca arkadaşlar böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. 1,5 su bardağı da su koyacağım. Ondan sonra biraz sarmalara karışmasını sağlayıp ocağın altını açacağım. Tamamdır. Evet. Bu da burada dursun şimdilik. Ne yapıyorsun? Muhtemelen bu arada bunu yanlış tencereye koydum. Daha geniş bir tencereye koymam gerekirken koymadım. Neyse artık hayırlısı olsun. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Düzeltme şansım da yok. Şimdi bunun altını açıyorum. Yok, şu arada ne yaptın? Birazcık sosun karışması için uğraştım. Nasıl yani yaptın onu?
Yani birazcık kısarmayı karıştırdım. Şu an yaptığım şeyler doğru mu onu da bilmiyorum da. Kaşıkla mı karıştırdın? Evet, şurada hatta burada dursun kaşığı. Kaşıkla karıştırınca Buraya dağılmaz mı? dağılmaz. Niye dağılsın ki? Bilmiyorum. Dağılabilir de birazcık soğuk olduğu için bence dağılmaz. Şimdi bunun kapağını kapatayım, altını açayım. Hatta sonra da çay koyayım. Videoyu hiç kapatmadan. Tamamdır. Evet, bu hazır. Yani hazır değil ama inşallah olacak. Buraya da çaydanlığı en son rastgele bırakmıştım. Evet arkadaşlar, şimdi çay demleyeceğiz. Demin çayını kattın mı onu? Hayır. Katacağım. Bu arada ben ölçü ayarlayabilmek için şey yapıyorum. Yani demliğin dolduğunu parmağımla bakamayacağım için önce demliğe dolduruyorum çayı, ne kadar dolduracaksam, sonra aşağı koyuyorum, o şekilde kaynatıyorum. Şimdi zaten anlayacaksınız. Nasıl yani? Önce ha şey. Önce yukarısına koyuyorsun, sonra aşağısına mı Evet, koyuyorsun? onu aşağı boşaltıyorum ölçüsünü ayarlamak için. Şimdi demliğe Arkadaşlar, koyuyorum. benim kızım bu kadar çile çektiğini bilmiyordum açıkçası. Bilmiyor muydun? Evet. Valla böyle uğraşıyorum arkadaşlar. Çünkü Recep mesela sıcağa dokunabiliyor. Onun böyle şeylere ihtiyacı yok ama. Arıtmayı da tekrar dolduralım. Şöyle. İstersen şey yapabilirsin aşkım. Evet arkadaşlar, çayımızla tomurcuğumuzu aldım. Burada da çayın ölçüsünü ayarlayabilmek için kullandığım ölçekler var. Aşkım orada oturarak çekmek yerine aslında bana yakın Şu anda çeke. ayaklayayım. Ha. Biraz daha yaklaşırsan görürler ölçekleri. Çay da az kalmış gerçi. Evet, birinci şeyimiz doldu. Bundan iki tane koyalım. Şöyle dökmeyelim. Şöyle. Evet. Hatta bunun kalanını direkt boşaltayım, olmazsa az kalmış çay. Ama üçünü şaşırmaz mısın? İkisi doldu mu? İkisi tam dolmadı işte henüz. Çaya da şey koymamız lazım. Bence bunu ben doldurayım ya. Azıcık bir şey kalmış zaten. Normalde böyle ölçekle ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt dolduracağım. Şimdi arkadaşlar çayı demliyorum. Böyle yavaşça boşaltıyoruz. Çayı bu arada az önce koyup fişe de takıp altını da açmadan öyle bıraktım. Evet. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Kapağı nereye koy? Bu arada masada da köz patlıcanla bir şey yapıyorum. Bir de Ama daha masaya göstereyim. karıştırmadım. Yani köz patlıcanını bile katmadım. İşte biraz süzme yoğurt, köz patlıcan, limon, mayonez, tuz, sarımsak. Başka ne vardı aşkım? Bilmiyorum aşkım, senin altın. Ben yoktum yanında. Şu galiba. Ha, biraz da yağ. Böyle onları Şu an ne koyuyorsunuz. yapıyorsun? Çok güzel oluyor. Şimdi arıtma sudan şeye koyuyorum. Çaydanlığın alt kısmına. Bakayım ne kadar dolmuş. Hepsine koyayım en iyisi. Tamam. Altı az gelirse tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi köz patlıcan salatamızı da hazırladık. Masada aşkım gösterebilirsin. Ben de bir yandan burada şeyleri koyacağım. Ne dedik? Bu sarma kaç saat pişecek? Poğaçaları. Onun birazdan bir... Bilmiyorum ki. Bence bu sarma pişmiş bile olabilir. İstersen bir kontrol et. Yedim. Edemez misin? Bence Neden? kokmaya başladı. Açık mı sanki zaten? Yanık mı? Onu o zaman hemen kontrol edelim. Ben şu an şeyi diziyorum. Burada Ne o diziyorsun? poğaçalar var. Bu poğaçaları ne zaman yaptın sen? Bunu ben yapmadım. Bir gizli bir kahraman yapmıştı zamanında, bana getirdi. Evet arkadaşlar, şimdi sofrayı kuruyorum. Toplam biri bebek. Şöyle masa da bomboş. Ayşe Hanım'ın hünerlerini daha görmemiş oldu masa. Şimdi hızlı hızlı koyuyorum. Bunların altına bir de peçete koymamız lazım da. Peçeteleri sana versem koyar mısın? Yoksa ona da Şu anda hayır der misafir misin? geldi. Muhtemelen geldi Ona aynen. da hayır diyebilirsin derken. Az önce bir şey sarmaya bakabilir misin dedim. Bakamam dedin ya, onu diyorum. Ama yine de bakamış Trip olduk. falan atmadım da arkadaşlar, yanlış anlamayın yani Şu anda şimdi. Teon geldi. Misafirle gelmiş olabilir. Evet, bir saniye koşup Ayşe bakacağım. koşuyor oraya, evet koş. Şu anda az önce Ayşe benim telefonu kamerayı kapattım diye çok kızdı. Telefon Çünkü görüşmesini almadığım için. evet, gerçekten kızdım da. Çok heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çıkacağım da. Uf, daha sofrayı kuramamıştım. Neyse, artık beraber kurarız. Evet. Biz böyle misafir... Ne? Arkadaşlar biz misafirler konusunda biraz daha rahatız açıkçası.
Çünkü böyle şeyler güzel birlikte yapılınca. İkinci katta olduğunu falan biliyorlar mı? Aa dur açayım. Bastık mı ki zaten? Sürpriz bir misafirimiz var arkadaşlar. Geliyorlar. Hazır mısın? Olur da aslında. Merhabalar Ayşe Hanım. Aşkım ne yapıyorsun? Evet, Ayşe şu anda. Değişik şeyler yapma Allah Ayşe'yi aşkına. kandırmaya çalıştım ama inanmadı. Hayır insanlar yanlış anlayacak. Neden? Bilmem. Ne yapıyor bu da diyecekler. İnşallah üstümü de leke yapmamışımdır bu şekilde hazırlanırken. Yani Türk haritası gibi. Bir yeri Saçmalama. parçalı bulutlu. Merhaba. Merhabalar, Hoş hoş geldiniz. geldiniz. Aleykümselam. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Yol açalım da. Merhabalar. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Sarılayım mı? Sarılabiliriz. Ya uyuyor mu? Uyudu gelirken. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya rahatsızlık. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Kapatayım mı? Evet, aslında tanıtsana aşkım. Şimdi arkadaşlar bize yorum yapan bir arkadaşımız vardı. Görme engelli bir çocuğu olmuş. O geldi bugün bize. Biz de kendilerini misafir ettik. İyi ki geldiler. Çok heyecanlıyız o yüzden, mutluyuz da. Tekrar Hazırlık hoş sürecini de geldiniz. çekmiş olduk bir şekilde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an kucağımda çok tatlı bir bebek var. Musa 10 aylıktı değil mi? Evet. 10 aylık. O da görme engelli. Biz YouTube'da ilk önce yorum yapmıştı annesi Zekiye bize. Oradan tanıştık. Önce annemle iletişim kurdular. Böyle artık bir dost oldular yani bayağı iletişim halindeler. Şimdi de bugün bize geldiler. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü çok tatlı Musa. Kim geldi? Annesi, babası, babaannesi. Hoş Evet. geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yani demek istediğiniz bir şey var mı? Biz çok memnunuz sizle tanıştığımızdan dolayı. Biz de çok memnun olduk. İşte bilmediğimiz konularda da sizlerden sürekli yardım alacağız artık bundan sonra. İnşallah her zaman mükleriz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca bizi de bugün kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok mutlu Vallahi olduk. ben çok mutlu oldum Aynen. yani. Ayşe her şey çok güzeldi. Eline sağlık. Afiyet olsun Babaanne gerçekten. sen bir de bir şeyler diyordun. Önce daha biraz Tabii. endişelerim gitti falan diye. Tabii. Ön yargılarımız kırıldı bugün. Yani daha çok endişeliydik. Acaba ilerideki hayatta ne olur, nasıl olur yaşantısı diye ama bugün onlar kendimizce bayağı problemlerin geçtiğini anladık yani. Çok sevindik yani. Aynen. İnşallah Musa bizden çok daha her şeyin en Yani iyisini, bizim en güzelini düşündüğümüz gibi yapar. değilmiş. Aynen dediğimiz gibi hani Evet. illaki zorluk var Aynen. ama sizin düşündüğünüz hayal ettiğiniz kadar da Evet değildir. evet. Bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Aynen. Avustralya'da bir Ya eviniz var sizin artık. çok Çok sağ olun. Her zaman bekleriz tatlı. Ankara'ya Bizi her gelince. zaman bekleriz. Kesinlikle. Evet. Çünkü Türkiye'nin farklı yerinde de böyle yazıyorlar. Hani geçen bir yine Antalya'dan aradılar. Evet, Böyle Alanda kaç yaşındaydı? biri 5'e 5. Beşe sınıftı, biri de gidiyordu. lise 3'e Hüseyin Eren gitti. artık Aynı ona selam Hüseyin Eren aynen gönderiyorum. izliyorsa. O da Çünkü görme engelli. insanlar hani Türkiye'de bir kendileri sanıyorlar falan, böyle üzülüyorlar falan da çok var. Böyle başka birinin örnek falan görünce de mutlu oluyorlar. Yapıyorsun? Onun için. Sizi girip görünce, Aynen yaşantınızı aynen. görünce Bazı işte çok biz böyle mutlu olduk yani. Daha çok içimiz rahatladı. İnşallah her zaman bekleriz. Kendinize iyi İnşallah bakın. mutlaka uğrayın ya. Sağ olun. Ben böyle yeğenimi seviyordum ama o artık büyüdü. Gerçi onun da çok güzel yaşları şu an ama bebek kucağıma almayı sevmeyi çok özlemişim onu fark ettim.